Sağ olun, çok teşekkürler. Rahmet ettiğiniz için Sayın Cumhurbaşkanım. Daha önce geldim size. Aziz dostum, Sayın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbey'e, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Sayın Genel Sekreteri, Sayın Genel Sekreter, değerli büyükelçiler, misafirler. Bugün hep beraber Türk Konseyi'nin Genel Sekreterliği'nin açılışını ve bu vesileyle bütün üye ülkelerin, Türk Cumhuriyetlerinin bayraklarını göndere çekme merasimi vesilesiyle buradayız. Aslında 2009 yılında çok büyük bir tarihi kararı Nahçıvan'da almıştık. Sayın Nazarbey, Sayın Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı, ben hep beraber orada uzun yıllar Türkçe konuşan devletler topluluğu diye bir düzensiz bir şekilde toplanan bu ruhu bir anlaşmaya çevirdik ve tarihi anlaşmayı 2009 yılında Nahçıvan'da imzalayarak o zaman hep beraber Türk Konseyi ismini verdik aslında. Bunu Sayın Nazarbayev de söyledi, Aliyev de hepimiz de söyledik. Ve 2009 yılında biz Türk Konseyi'ni kurduk. Bundan iki ay önce Bişkek'te de bunun bütün anlaşmalarını imzaladık. Bizler çok büyük Türk milletinin farklı farklı devletleriyiz. Bu devletler karşılıklı birbirine saygı, sevgi ve eşitlik çerçevesi içerisinde büyük bir dayanışma gösterme azmindedir. Nasıl dünyanın birçok kıtalarında, birçok bölgelerinde çeşitli konseyler, çeşitli birliklerlikler varsa bu da bizim en tabii hakkımızdır. Tarih boyunca gelen beraberliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz, ana yurtlarımız, bunların hepsinin bugünkü küçülen dünyada bir araya gelip dayanışma göstermesi en tabii hakkımızdır. Bugün bu noktaya gelmemizde Türk dünyasının aksakalı Sayın Nazarbayev'in çok büyük katkısı olmuştur. Çok büyük desteği olmuştur. Kendisine burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün bu çabalarımız içerisinde en ısrarcı olan, en herkesi motive eden ve en kararlı duran aramızdaki kişilerden biri Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Ve Türk Konseyi'nin her toplantısında nerede olursa olsun daima ona da hep iştirak etmiştir. En son Bişkek'te bir araya geldik ve dönem başkanlığını Kırgızistan'a devrettik. Şimdi Kırgızistan'da gelecek sene Azerbaycan'a devredeceğiz ve Bakü'de yapacağız. Tekrar söylüyorum, bu bizim en tabii hakkımızdır. Önce kültürel şüphesiz ki, ekonomik, siyasi, savunma konuları, bütün bunlar çok geniş sahalardır işbirliği yapabileceğimiz. Bütün bu sahalarda karşılıklı saygı, sevgi ve eşitlik çerçevesi içerisinde gayet şeffaf bir şekilde dünyaya açık bu dayanışmayı göstereceğiz. Ve bunda da çok azimliyiz. Çünkü Türk halkı bizden bunu bekliyor. Ta ana yurdumuzdan en batıdaki Türkiye'ye kadar, hatta devletlerimizin dışında birçok Türk toplulukları var, akraba toplulukları var. Onlar da bu dayanışmanın şüphesiz ki içindedirler. Ve bu dayanışma neticesinde daha güçlü hale geleceğiz, daha zengin hale geleceğiz. Hepimiz hak ve hukukumuzu daha iyi koruyacağız ve nihayette şüphesiz ki büyük milleti, büyük Türk milletinin gurur kaynağı olacağız. Bir kez daha bu çalışmaların
bu noktaya gelmesinde katkısı olan bütün değerli Cumhurbaşkanı kardeşlerime, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Sekreter gayet azimli bir şekilde hep verdiğimiz talimatlar çerçevesinde çok hep çalışmıştır. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ve bu ziyaret vesilesiyle bu merasime katıldığı için yine aziz dostum Sayın Nazar Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Sağ olun. Hürmetli bağırımız. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı, bugün bugüne kadar yapılan çok güzel işler yapılmıştı. Hepimizin rüyasında olan Türk dili konuşan ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşan Türk Konseyi'nin kurulması ve bayrağın göndere çekilmesini burada idrak etmiş bulunuyoruz. 20 yıl içinde çok çalışmalar yapıldı bu konuda. Türk Konseyi'ni kurduk inisiyatifimle. Türk Akademisi çalışmalarını devam ettirmekte. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Genel Sekreter'e bütün konular çok ayrıntılı bir şekilde değindiler ve ben bunlara samimiyetle katılıyorum. Bugünkü sevincimiz hep her daim olsun. Böyle birleşmeler hep olsun. Türk birliği daimi olsun. Şimdi Azerbaycan bayrağını çekmek üzere Azerbaycan din işlerinden sorumlu bakanı Sayın Erşad İskenderoğlu davet ediyorum efendim. Çekmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in teşriflerini arz ediyorum efendim.